Hayırlı günler, Ramazan-ı Şerif'in bu yedinci günü akşamında iftar saatini beklerken İftar Saati programımızda sizlerle yine beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Bizi yaratan Yüce Rabbimizin selamıyla sizleri selamlıyor. Rahmet ve bereket niyaz ediyorum. Yedinci gün yani bir hafta artık geride kalmış oluyor. Kaldı üç haftamız. Bu yıl Ramazan-ı Şerif 29 gün oruç ile tamamlanacak takvimlerin bize bildirdiğine göre Cenab-ı Hak hayırlısıyla tamamlamayı böylece Arife günü dualarla, niyazlarla bayrama kavuşmayı, bayram sabahında sevdiklerimizle buluşmayı nasip etsin. Biz Ramazan'dan razıyız elhamdülillah. Hamdolsun Yüce Rabbimize. Ramazan da bizlerden razı olur inşallah diye dua ediyorum. Muhterem izleyenlerim, Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV stüdyolarından yapmış olduğumuz yayınımız devam ediyor. Her nerede izleniyorsa, her nerede hangi kardeşimiz iftar saatinde bizimle beraberse ona selam olsun, sevgilerimiz muhabbetlerimiz olsun. Manisa Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu bu güzel hizmet daha oralara kadar ulaşıyor demektir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve bütün çalışanların selamları sizlere ulaşıyor demektir. Hem şehirlerimizi özlüyoruz. Özellikle Manisa'mızın dışında yaşayan, yaşamak mecburiyetinde kalan ama Türkiye'mizde ama yurt dışında bulunan bütün kardeşlerimizi candan gönülden, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Efendim bugün yedinci gün dedik. Kur'an ayı, rahmet ayı, oruç ayı, Ramazan-ı Şerif. Yedinci gününde konumuz yine sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa. Onun en önemli özelliklerinden bir tanesi olan daha peygamber olmadan emin sıfatı olan değerli peygamberimiz salatü selam onun üzerine olsun. Onun ehli beytinin ve sahabe-i kiramın üzerine olsun. Sevgili peygamberimizin diğer pek çok sayılamayacak kadar örnek insan, örnek peygamber, en büyük peygamber olması hasabıyla ve Allah'ın Habibi olması sıfatlarıyla Sevgili Peygamberimizin özelliklerinin en içerisinde dikkat çekenlerden bir tanesi de sevgi unsurudur. Bugün sevgiden söz etmek istiyorum. sevgili Peygamberimiz gerçekten sevgi peygamberidir. En sevgilidir. O yaratılmışların en sevgilisidir. En değerlisidir. İnsan varlıkların Yaratılmış olan bütün varlıkların içerisinde insan nasıl en değerliyse sevgili peygamberimiz de bütün insanlar içinde, bütün peygamberler arasında, bütün e, yaratılmışlar arasında en yüce, en değerlisi, en güzeli, en sevgilisidir. Ne mutlu onunla beraber aynı asırda o günleri paylaşan sahabelere. Onu gören cemallere onu gören gözlere ne mutludur diyorum. Türkiye'mizde de sahabe-i kiramdan yüzlercesinin olduğunu, yüzlerce sahabe-i kiram olduğunu, sevgili peygamberimizle hayatı paylaşmış, hemen onun dizinin dibinde, hemen onun yanında ondan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini dinlemiş. Onun arkasında namaz kılmış. Onunla beraber savaşmış, onunla beraber hicret etmiş, onunla beraber çeşitli toplantılarda, sohbetlerde bulunmuş. Veda hacında bulunmuş. Efendim pek çok sahabinin olduğunu biliyoruz. Bunların bir kısmının da başta en ünlüsü, en tanınmışı İstanbul'da medfun olan ve yüz binleri, milyonların her zaman kendisini peygamber aşkıyla ziyaret ettikleri Eba Eyyubel Ensari olduğunu da biliyoruz. Onunla beraber Karacaahmet Mezarlığı'nda, İstanbul'da ve diğer birçok kabristanlarda pek çok sahabe-i kiram olduğunu da biliyoruz. Hepsine salatü selam olsun. Onlar bu aziz vatanın Evliyaullah'la beraber, Hazreti Mevlana'lar, Hazreti Yunus'larla beraber, onlar gerçekten manevi... E, Yurdumuzun aziz topraklarımızın manevi sahipleri de şehitlerimizle sıddıklarla beraber. Efendim sevgili peygamberimizin kutlu doğumuna münhasır yazmış olduğum 20 Nisan 2014 tarihli bir e, şiirimi sizlerle paylaşmak istiyorum bu sevgi çerçevesi içerisinde. 1400 yıl, 1440 yıl önce nur indi, yaşlı gence. Beşere son peygamber. Şükür geldi bu gece. Rebiül evvel ayı. ikinci gecesi babası Abdullah'dı. Amineydi annesi. Alemlere rahmetti. O Muhammed Ahmet'ti. Melekler pervaneyken onu Rabbim methetti. Yetim büyüdü Ahmet. Herkesin sevgilisi, ay parçası Muhammed yoktu onun gibisi. Ahlak namus timsali ona emin dediler. Edep idi her hali ona Ahmet dediler. Allah'ın habibi o. Kalplerin tabibi o. Nebilerin sultanı, iki cihan sultanı. Rahmeten lil alemin sensin ya Resulallah. Hem şefi al müznibin sensin ya Habib Allah. Efendim yine bir değerli dostumuza armağan ettiğim bir başka mısraları sizlerle paylaşacağım. Bu da 22 Ocak 2013'te kaleme almışız. Alemlere rahmet. Cemalini görmeden aşığız sana. Müminlere şefkat canım Muhammed. Salatu selamlar, ihtiram sana. Alemlere rahmet canım Muhammed. Cümle melekler anıyor adını. Son peygamber Habibullah Muhammed. Gülde buldum bu ile yadını alemlere rahmet canım Muhammed. Seni sevmek ne saadet biliriz. Rabbim övmüş seni biz de överiz. Ümmetim de aşkın ile eririz. Alemlere rahmet canım Muhammed. Salat selam tazim ve ihtiram o yüce peygamberimizin üzerine olsun inşallah. Allah'ım bizleri de böyle bir yüce peygambere ümmet kıldığın için sonsuz hamdü senalar olsun yüce Rabbimize diye niyaz ediyorum. Efendim bugün 2 Haziran günlerden cuma mübarek cuma günü yine sizlerle beraberiz. Sevgili peygamberimizin biraz önce sizlerle paylaştığım gibi insan sevgisi ile başlayan sevgiyle ilgili diğer hususlarını beyan edeceğim. Allah'ın habibi olan sevgili peygamberimiz Allah'ın en çok sevdiği kul olması hasebiyle sevginin kaynağı olmuştur. Allah'ın en çok sevdiği kul olan Hz. Muhammed Aleyhisselam tabi olarak Allah'ı ve onun yarattığı her şeyi de en çok seven kişidir. Yunus Emre'nin ifadesiyle yaradılanı hoş gör yaradandan ötürü. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yarattığı her şeyi, her varlığı sevmekte güzel bir örnek olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün insanlığa gönderildiği için onun şanı da bütün insanlığa karşı sevgi dolu olmasından dolayı herkes tarafından takdir ile karşılanmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en mükerrem şekilde yaratılan insana karşı Allah'a olan sevgi ve saygısından dolayı ayrı bir sevgi beslerdi. İşte sevgili peygamberimiz hayatı içerisinde bu inceliğini, bu zarafetini, bu sevgideki zirve özelliklerini pek çok hadiselerle sahabe-i kiramın içerisinde paylaşmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde şu temsili verir. Benimle sizin misaliniz ateş yakan kimsenin misali gibidir ateş etrafı aydınlatınca çevresindeki kelebekler ve bazı hayvanlar içine düşmeye başlarlar. Adam onları men etmeye çalışırsa da onlar yine ateşe hücum ederler. İşte benimle sizin misaliniz budur. Ben ateşten korunmak için sizin eteğinizden tutuyorum. Ateşe düşmemeniz için çalışıyorum. Halbuki siz elimden kaçıyorsunuz. Tabii ki ee, iman etme noktasında ve e, Allah'a, Peygamberlere, Kitaplarına, Efendim, Meleklerine inanma konusunda zafa düşen ve zorlanan e, kişiler için, tereddüdü olan kişiler için en azından daha sonra imana gelseler bile sevgili Peygamberimiz bu örneği gösteriyor. Onlara kıyamadığını, onlar için üzüldüğünü beyan ediyor hatta o kadar üzüldüğü zamanlarda yüce Rabbimiz Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla ona ayetler göndererek üzülmemesini tavsiye ediyor ve onun sadece tebliğe memur olduğunu, hidayetin inanmayan kullar için, hidayetin kendisinde olduğunu yüce Rabbimiz ona bildiriyor üzülmemesini sağlamak için. Efendim, sevgili peygamberimizin Eğiticiliği, sevgili peygamberimizin e, getirdiği dini esasları tebliği, yani örnek oluşu, ahlaktaki yüceliği. Bütün bunlar bizim hep örnek alacağımız, hep dikkatle okuyacağımız, her zaman kitaplara başvurup da ondan e, faydalanacağımız, Sevgili peygamberimizin bütün bu özelliklerinden faydalanacağımız hususlardır. Yoksa sevgili peygamberimizin sünnetlerini çok efendim e, şekli bir şekilde anlamanın pek anlamı yani sadece sakalla, kıyafetle e, vesaire bunun gibi değerlendirmenin doğru olmadığı e, kanaatindeyiz. Öyle anlamak lazım. Ne yaptığı, e, Allah için ne yaptığı, Allah'ın rızası için nasıl davrandığı nasıl örnek olduğu, nasıl yaşadığı, nasıl ibadet ettiği, temizlikte nasıl, çevresine karşı duyarlılıkta nasıl, insanlara karşı, bütün yaratılmışlara karşı nasıl davrandığı, nasıl sevgiyle mukabele ettiği, çocuklara karşı nasıl, hanımlara karşı, kadınlarına karşı nasıl saygılı olduğu, nasıl değer verdiği, bütün bunlar çok önemlidir. Biz bunları sevgili peygamberimizin sünneti olarak kabul eder ve Bunları örnek almaya çalışırız. Hayatımıza böyle nizam vermeye yön vermeye çalışırız. Efendim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerden geçerken kavga etmekte olan iki kişiyi iki kişi kavgayı bıraktılar. Peygamberimiz onlara neden kavgayı bıraktınız diye sorunca dediler ki ya Resulallah senin huzurunda biz nasıl kavga ederiz ki? Bunun üzerine peygamberimiz o halde her zaman beni yanınızda farz edin demiştir. Böyle buyurmuştur. Ve kavgaya sebep olan bir durumda veya kavga gören bir gören biri peygambere salavat getirin diyerek kavgayı ayırırlar, kavga etmeye engel olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönlümüzde Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem içimizde peygamberimiz yanımızda Rabbimiz buyurdu ki <gülüyor> <gülüyor> ve alemu enne fikum Rasulullah İçinizde Allah'ın elçisi vardır İyi biliniz iyi biliniz ki içinizde Allah'ın elçisi vardır amelinizi Allah da görecektir, Resulü de görecektir. En güzel sevgiler Hz. Muhammed aleyhisselamadır. Abdullah bin Hişam radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. O sırada peygamberimiz Hz. Ömer'in elini tutuyordu. Bir ara Hz. Ömer, Ya Resulallah sizi nefsim hariç her şeyden daha çok seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hayır, Allah'a yemin ederim ki beni nefsinden de fazla sevmedikçe kamil, mümin olamazsın buyurdu. Biraz sonra Hazreti Ömer, vallahi şimdi sizi nefsimden de çok seviyorum dedi. Bunun üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ömer işte şimdi imanın olgunlaştı buyurdular. Demek ki sevgili peygamberimizi Nefsim hariç her şeyden daha çok seviyorum demek lazımdır. Her şeyden daha çok seviyorum demek lazımdır. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular ki sizden biriniz beni annesinden, babasından, çoluk çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz. Sevgi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'da yoğunlaşmalıdır. Sevginin en güzeli kainatın en mükerremi olan Allah'ın Habibine verilmelidir. Bu sevgi ifade tarzında da kendini göstermeli. Peygamber Efendimiz'den bahsederken, mübarek adını zikrederken de saygı ve hürmet ifadeleri kullanılmalıdır. Herhangi bir kişinin adını söyler gibi sadece Muhammed diye telaffuz etmek saygısızlıktır. Saygısızlık olur. Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri buyurdular ki, Ey müminler, peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayınız. Bu ayeti celile Hazreti Peygamber'e sadece ismiyle hitap etmenin veya kendisinden bahsedilirken sadece ismini söylemenin edeple bağdaşmayacağını gösterir bahsederken Resulullah veya Resul Ekrem gibi ifadelerle sıfatlarla zikredilmesi Hazret kelimesiyle söylenmesi gerekir. Resulullah'ı sevmek insanın kendi canından da önemlidir. Çünkü peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sevmek imanın gereğidir. Bu iman ve sevgiyle peygamberi örnek alarak bir hayat yaşayanlar dünyada Allah'ı razı ettikleri gibi ahirette de onun şefaatine Mazhar oluyorlar. Bu da bir müminin en ulvi gayesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin üzerine o derece titrerdi ki bunu Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri haber veriyor. Onun ümmetine düşkünlüğünü Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Tevbe suresi 128. ayette. Şöyle buyuruluyor. Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Çünkü o size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. İşte sevgili peygamberimizin ümmetlerini ne kadar sevdiği, onlar için onlar için kalbinin adeta pır pır ettiği, titrediği burada ayet-i kerime ile gayet net bir şekilde açıklanıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz ümmetine karşı öyle merhametli oldur ki mümin bir kulun ayağına batan dikenden dolayı o müminin duyacağı acıdan daha çok acı, ızdırap ve üzüntüyü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyar. O derece şefkatlidir ki çünkü o mümine o derece merhametli, onun çektiği acı ve ızdıraba da o derece ortaktır. Peygamber müminlere kendi, müminlere kendi canlarından üstündür buyuruluyor. Ahzab suresi 6. ayette. Tekrar ediyorum. Peygamber müminlere kendi canlarından üstündür. O oh, ümmetini kendi canından biliyor. Onun için mümin kendi canının sevgisini peygamberine olan sevgisine sevgisiyle ispat edebilir. Sevginin en güzel örnekleri peygamber sevgisinde görülür. Yavuz Sultan Selim Hazretleri, Ya Resulallah senin memleketinde gezen köpeğin yerden kaldırdığı bir tek tozuna yüz tane başım feda olsun demiştir. Evet, cihan padişahı, Yavuz Sultan Selim Han cennet mekan. Allah ondan razı olsun. Nasıl bir aşkla, nasıl bir muhabbetle, nasıl bir bağlılıkla sevgili peygamberimize bağlı olduğunu, ümmet olduğunu burada gayet net ifade ediyor. Bir defa daha okuyalım. Aynen şöyle buyuruyor Yavuz Sultan Selim Hazretleri. Ya Resulallah, senin memleketinde gezen köpeğin yerden kaldırdığı bir tek tozuna yüz tane başım feda olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabı ile beraber oturuyordu. Sahabelere iman yönünde ehli imanın en üstünün kim olduğunu bana haber veriniz buyurdu. Sahabeler ey Allah'ın Resulü meleklerdir dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem melekler öyledir ve öyle olmaları da gerekir Onların öyle olmasına ne mani olabilir ki? Allah onlara bulundukları mertebeyi vermiştir. Ben onları sormuyorum." buyurdu. Sahabeler "O halde Allah'ın peygamberlikle şereflendirdiği peygamberlerdir." dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Peygamberler böyledir ve böyle olmaları da haklarıdır. Allah onlara bulundukları mertebeyi vermişken onların böyle olmasına ne mani olabilir buyurdu. Sahabeler: "Ey Allah'ın Resulü, şehitlerdir. Peygamberlerle beraber olup şehit düşenlerdir." dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Onlar da şereflidir ve şerefli olmaları onların haklarıdır. Allah onları şehadet mertebesiyle şereflendirdikten sonra onların böyle olmasına ne mani olabilir ki? Ben onları sormuyorum." buyurdular. Sahabeler: "Ey Allah'ın Resulü, peki onlar kimdir?" diye sorduklarında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Onlar bazı kavimlerdir ki benden sonra geleceklerdir. Beni görmedikleri halde bana iman edecekler. Beni tasdik edeceklerdir. Onlar mushafı görerek onun hükümlerine uyarlar. İşte imanı en üstün olanlar bunlardır. Fedakarlık dolu sevgiyi hep bu konuda görmekteyiz. Efendim işte bugünün ümmetleri sevgili peygamberimizi görmediler. Görmedik. Bu dünya gözüyle sevgili peygamberimizi görmesek de ona görmeden tabi olduk. Ona inandık, ona bağlandık, ona aşık olduk. Sevgili peygamberimize olan aşkımızla yaşıyor. Böylece hayatımızı sonuna kadar inşallah sürdürmeyi yüce Rabbim cümlemize nasip etsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, beni çok seven ümmetimden bazıları benim vefatımdan sonra da gelecektir. Bir diğer efendim e, hadis-i şerifte böyle buyurmuşlar. Müslim 74. Evet. Onlar yani benden sonraki ümmetlerim, beni görebilmek için ailesini ve servetini feda etmeyi bile göze alacaktır. Yani her şeylerini, her şeyimizi feda edelim, yeter ki onu görelim. Evet. Bunu ancak e, dünya gözüyle onun e, yaşadığı onun mübarek hayatının geçtiği Mekke ve Medine'deki mübarek topraklardaki yerlerde onu hayal ederek, onu manen görüyormuş gibi ona saygı ve tazim göstererek gerek haçta gerek umrede, Arafat'ta, Mekke'de, Müzdelife'de, Mina'da, Medine-i Münevvere'de efendim bütün bu yollarda, bütün bu yerlerde sevgili peygamberimiz var hayatta gibi o edeple bulunmalı, öylece ibadet etmeli ve onun huzuruna vardığımız zaman o düşüncelerle, o duygularla, salatü selamlarla onu selamlamalı. Böylece ona olan bağlılığımızı, muhabbetimizi, tazim ve hürmetimizi göstermeliyiz. Hiç kimseyi incitmeden, hiç kimseyi üzmeden büyük bir edep, büyük bir sevgi ve saygı içerisinde. Evet, sevgili peygamberimize ait daha pek çok onu günlerce değil bir Ramazan boyunca, yıllar boyunca anlatsak anlatamayız hakkıyla. Buna ne dilimiz, ne lisanımız hiçbirisi kafi gelmez. Ama biraz daha devam edelim. Ondan sonra bir Kur'an ayetleriyle sohbetimizi sonlandıralım inşallah. İftar saati yaklaşıyor çünkü. İkinci Beyazıt Han'ın yakınlarından Baba Yusuf lakaplı bir kimse hacca gitmek için yol hazırlığı yaptığı sıralarda padişahın yanına ziyarete geldi. Sultan Beyazıt Han Baba Yusuf'a bir miktar altın vererek bu elimin emeği ile kazandığım helal kazançtır. Bu altınları Allah Resulü'nün mübarek türbesinin kandilleri için harca. Türbeye vardığın zaman da ey Allah'ın Resulü, günahkar kul, Beyazıt'ın size selamı var. Bu altınları türbenin kandillerine yağ alınması için gönderdi de. Tabii o zaman elektrik olmadığı için ancak kandiller, yağ kandilleriyle türbeler ve diğer camiler, mescitler böyle aydınlanıyor, evler. Onu ifade ediyor. Evet, bu istek yerine getirildi ve uzunca bir süre Medine Mescidi'nin türbe kısmını ikinci Beyazıt'ın yapıp pazarda gizlice sattırdığı el işlerinin parasıyla alınmış kandiller aydınlattı. Bakınız, hassasiyete bakınız. Yani Beytül Beytülmal'den değil, hazineden değil. Kendisi evde, boş zamanlarında bir takım işler, el işleri yapıyor. Sanatkar, şahlarımızın çoğu sanatkar bu yaptığı el işlerini el altından gizlice ayıp olmasın diye kendisine ait olduğunu belirtmeden sattırıyor pazarda. Oradan kazandığı paralar gönderdiği altınlar bunlar. Evet el işlerinin parasıyla alınmış kandiller uzun zaman Mescid-i Nebevi'yi aydınlattı. Nice krallar, nice hükümdarlar, sultanlar, prensler hep sevgilerini ifade etmişlerdir. Bir örnek daha verelim. Habeş İmparatoru Necaşi şöyle demiştir. Görür gibi bilirim ki Muhammed Allah'ın peygamberidir. Hiç şüphesiz İsa'nın müjdelediği peygamberdir. Eğer halkın idaresi üzerimde olmasaydı gider onun ayakkabılarını taşırdım. Evet. Yani ben e, Habeş İmparatoru olarak böyle bir üzerimde e, sıfat olmasaydı gider onun ayakkabılarını taşırdım. İnsanlar, cinler her varlık Peygamber Efendimiz'e hürmet ve muhabbet beslemektedir. Canlı cansız her varlık onu tasdik etmekte, o sevgiyle iftihar etmektedir. Efendim şöyle buyuruluyor, ben peygamber olmazdan önce, Mekke'de bir taş bilirim ki o bana selam verirdi. Sevgili peygamberimiz böyle buyuruyor. O taş Mekke'deki taş bana selam verirdi. O taşı şimdi o taşı şimdi de tanıyorum. Huzurunda eğilen ağaçlar, selam ve sevgi gösterisinde bulunan bitkiler hep o muhabbetin örnekleridir. Ne güzel ifade etmiş Yaman dede. Gül açmaz, çağlayan akmaz. ilahi nurun olmazsa. Söner alem, nefes kalmaz. Felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar. Ezel mesurun olmazsa. Cemaline ferah naket ki yandım, ki yandım ya Resulallah. Efendim, İstiklal Marşımızın Büyük şairi Cennet Mekan Mehmet Akif Ersoy da şöyle buyuruyor. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Ona hürmet, onun hatırasına saygıyı bütün varlıklar göstermişlerdir. Peygamberimiz kendisine hizmet eden Sefine adlı sahabisini Yemen valisi Muaz bin Cebel'e göndermiş. Sefine yolda giderken çok vahşi olarak bilinen bir Yemen aslanıyla karşılaştı. Ve aslana ben Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam peygamberimizin hizmetkarıyım diyerek kendisine dokunmamasını istedi. Aslan... Ses verip kükreyip ayrıldı ve sefineye ilişmedi. Evet, buna benzer pek çok olay gerçekleşmiştir. Evet, inşallah bir başka gün iftar saatinde yine bu sohbetimize devam edeceğiz. Ee, efendim, <laughs> ee, sevgili peygamberimiz alemlere rahmet alemlere rahmet olan Yüce Peygamberimizin bırakmış olduğu muazzam miras bize, muhteşem miras, onun eliyle bize nakli olan Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Ve onun mübarek hayatı ve onun sünnetleridir, öğütleridir, nasihatlarıdır. Cenab-ı Hak bu yoldan bizleri onlara inanmak ve onlardan ayrı yaşamamaktan bizleri mahrum etmesin. Ee, bizler onlarla yaşayalım. Ömrümüzün sonuna kadar, son nefesimize kadar Kur'an'a bağlı, peygamberimizin sünnetlerine bağlı yaşayalım inşallah diye dua ediyorum. Bir e, efendim birkaç satır Kur'an-ı Kerim okuyarak dua edelim. İftar saatimiz yaklaştı. Böylece sizlere veda edelim. E, günümüz, gecemiz, iftarımız, teravihlerimiz, sahurlarımız hepsi mübarek olsun inşallah. E'uzü billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك بك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأم أما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر. صدق الله العظيم. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Ya ilahel alemin. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim ayetlerini yüce katında kabul eyle. Senin rıza-i şerifin için şu iftar saatinde yapmış olduğumuz sohbeti, yapmış olduğumuz duayı yüce katında makbul eyle. Allah'ım yapılan hayru hasenatı, yapılan bütün ibadat-ı taatı ve kılınan namazları tutulan oruçları, verilen fitreleri, zekatları ya Rabbi yüce katında kabul eyle. Kabullerin en güzeliyle kabul eyle. Allah'ım iftar saatinde sevgili peygamberimizin yaptığı dua gibi sana dua ediyoruz. Onun senden istediklerini, istedikleri hayırlı şeyleri istiyoruz. Ya Rabbi onun gibi hamd etmeye, onun gibi şükretmeye çalışıyoruz. Allah'ım yüce katında kabul eyle. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkıke eftartu ve li savmi gadin neveytu fafirli ma kaddemtu ve ma ahartu. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin verdiğin helal rızıklarla iftar ediyorum. Yarınki orucu da niyet ediyorum. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı affet Allah'ım. Affet Allah'ım. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi'l-Fatiha.